3 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Ana haber bültenimize başlamadan önce günün sıcak gelişmelerinden derlediğimiz bazı başlıklar. Bültenimizde yıl dönümü yaklaşan Paris katliamı ve ikinci yılını geride bırakan Roboski katliamına ilişkin haberlerimiz olacak. 2014 yerel seçim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çözüm sürecine ilişkin gelişmeleri ekranlarınıza getireceğiz. Sürece rağmen devam eden soykırım operasyonlarına da yer verdik. Ancak önce dünyadan öne çıkan iki haberi paylaşalım hemen. Rusya'da Volgograd tren garında bir patlama meydana geldi. Terörle Mücadele Komisyonu olayın bir intihar saldırısı olduğunu duyurdu. Rusya'nın güneyindeki Volgograd kentinde meydana gelen patlamada en az 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Bir kadın eylemci tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıda 50'nin üzerinde kişi yaralandı. Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı. Ekim ayında bir kadın intihar eylemcisinin aynı kentte bir otobüse düzenlediği saldırı sonucu 6 kişi ölmüştü. Moskova 6 hafta sonra başlayacak olan Soçi Olimpiyatları öncesi saldırıların yoğunlaşabileceğinden endişe ediyor. Temmuz ayında Çeçen lideri Doku Umarov yayınladığı bir videoyla militanlarına Soçi Olimpiyatlarının engellenmesi için her şeyi yapmalarını emretmişti. Mısır'da bu sabah bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştirildi. Dün de Müslüman kardeşler taraftarı öğrenciler başkent Kahire'deki El Eser Üniversitesi'nde polisle çatıştı. Bu sabah Nil Delta bölgesi Şakriya'daki Mısır askeri istihbarat binasına bombalı bir saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Mısır Devlet Televizyonu saldırının bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildiğini, en az 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Öte yandan dün El Eser Üniversitesi'nde bir sınav esnasında öğrenciler polisle çatıştı. Üniversitedeki çatışmada bir protestocu polis kurşunuyla hayatını kaybetti. Çatışmaların ardından öğrenciler binaya ateşe verdiler. Son birkaç aydır üniversite öğrencileriyle polis arasında çatışmalar giderek yoğunlaşıyor. Cuma günü de Kahire, Dimyat ve Minya kentlerinde Müslüman kardeşler taraftarları ve polis arasında yaşanan çatışmalar neticesinde en az 3 kişi ölmüştü. Yurttan haberlere geçelim. Siyasi soykırım furyası devam ediyor. Şırnak ve Cizre'de YDGH üyesi oldukları iddiasıyla 21 kişi daha gözaltına alındı. Şırnak kent merkezi ve Cizre güne polis baskınlarıyla uyandı. Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi üyesi oldukları iddiasıyla 21 kişi gözaltına alındı. Bir diğer baskının adresi ise Kırklareli. Dün gece öğrencilerin kaldığı bazı adreslere baskınlar düzenlendi. Kırklareli Üniversite Öğrenci Kültür Derneği Kökler'de baskın yapılan adresler arasındaydı. Baskın sırasında üniversite öğrencisi Bayramcan polisler tarafından gözaltına alındı. Kürtler adına her söz ve eylem suç konusu sayılırken tacizcilere sınırsız özgürlük var. Rıhan'ın Serekani ilçesi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'nde okuyan 14 genç kadın öğrencinin taciz iddiasıyla tutuklanan müdür yardımcısı S.A. serbest bırakıldı. Mahkemenin nitelikli cinsel taciz gerekçesiyle tutukladığı S.A.'yı delilleri karartma şüphesi bulunmadığı iddiasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktığı öğrenildi. Ve 2014 yerel seçimleri, HDP'nin yerel seçim çalışmaları devam ediyor. HDP Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Halkların Demokratik Partisi Ankara'daki belediye başkan adaylarını Ankara Sanat Tiyatrosu'nda düzenlediği tanıtım toplantısıyla açıkladı. Toplantıda BDP Ankara İl Eş Başkanı Ahmet Aday ve BDP One Milletvekili Nazmi Gür birer konuşma yaptı. Konuşmalarda Roboski katliamı kınandı. HDP'nin Türkiye halklarının ortak partisi olduğuna ve Kürt halkının Türkiye devrimcileriyle ortak mücadelesinin önemine vurgu yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının merkezi toplantıda açıklanacağı belirtilirken, açıklanan ilçe belediye başkanları ve eş başkanlarının isimleri şöyle: Bala, Figen Aktaş Öncü, Osman Kazancı, Haymana, Eşref Kiraz, Polatlı, Gülsen Kılıç, Çankaya, Mükremin Barut Elçin Öz, Mamak, Öznur Şahin Erol Akkuş, Altında İpek Gür, Yeni Mahalle,
İknur Bilgen, İsmet Yalçınkaya, Eti Meskut, Derya Öz, Arif Zeray, Sincan, Hüseyin Çelik, Ayfer Ünaldı. BDP PM üyesi yazar Ayşe Berktay HDP'nin seçim çalışmalarını değerlendirdi. Berktay 7 Ekim 2011'de İstanbul'da gerçekleştirilen siyasi soykırım operasyonu sonrası tutuklanmıştı. Kişiler değil BDP'nin demokratik siyaset anlayışı yargılanıyor diyen Berktay geçen hafta tahliye olduktan sonra HDP çatısı altında çalışmalarına başladı. Yerel seçimlerin aynı zamanda örgütlenme ve demokratik çözüm sürecine yönelik bir çalışma olduğuna vurgu yapan Berktay, HDP'nin katılımcı ve doğrudan demokrasiyi yerelden inşa edeceğine vurgu yaptı. HDP'nin 2014 yerel seçim çalışmaları da devam ediyor. HDP İzmir İl Örgütü, yerel seçim çalışmaları kapsamında yerel seçim program Çalıştay'ı düzenleyecek. Çalıştay 4-5 Ocak 2014 tarihinde İzmir'de Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Seyit'te bugün belediye eş başkanlarını görkemli bir törenle karşıladı. Serhıldan'a dönüşen töreni BDP eş başkanları Selahattin Demirtaş, Gülten Kışanak, eş başkan adayları Belkıs Epözdemir ve Tuncer Bakırhan, belediye başkanı Selim Sadak katıldı. İşte o görkemli karşılama ve Serhıldan kareleri. Seçimlerde tüm ilçeleri, tüm
kimlere bıraktık kusura bakmayın. Çünkü canlı karşılamadan dolayı teşekkür ediyorum. Bugün Siirt'in aday arkadaşları seçim çalışmalarında işbaşı, görev başı yapacaklar. Bütün arkadaşlarıma, aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Belkıs Efe Özdemir, Tuncer Bakırhan arkadaşımız başta olmak üzere Siirt halkına hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bütün ilçe, belde, belediye başkanlarımız hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah hiçbirimizi bu halka ve hakka hizmet yolunda utandırmasın. Hepimizin yolu açık olsun. Zor bir görev üstlenecekler. Görevin zorluğu şudur. 9 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te 3 Kürt kadın devrimci hunharca katledildi. PKK'nin kurucularından Sakine Cansız, Kürdistan Ulusal Kongresi'nin Paris temsilcisi Fidan Doğan ve gençlik çalışanı Leyla Şaylemez. Katliam bu yıl 9 Ocak'ta 1. yılını dolduracak ancak failleri açığa çıkartılmayan katliama öfke dinmedi. 9 Ocak ve öncesinin eylem programları açıklanmaya başlandı. Katliamın 1. yıl dönümüne Avrupa'daki Kürtler alanlarda olacak. 3 Kürt kadın devrimci Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'in katledilişinin 1. yıl dönümü dolayısıyla yoğun bir eylem takvimi oluşturuldu. Avrupa Kürt Kadın Hareketi TJK, Fransa samimi ise ve bu politik cinayeti aydınlatmak istiyorsa, Türkiye'de hangi kurumlara başvurduğunu, neyi öğrenmek istediğini, neye yanıt verildiğini ya da verilmediğini açıklamalıdır. Eğer bu sorumluluklarından kaçınırlarsa, demek ki katliamın suç ortaklarıdır, dedi. TJK'nin açıkladığı eylem planlaması şöyle. 9 Ocak, Köln, Bonn, Salzgitter, Duisburg, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Bielefeld, Darmstadt, Hachmannplatz, Gießen, Saarbrücken, Stadtmitte, Mannheim, Frankfurt, Oldenburg, Bremen, Berlin, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Münih, Brüksel, Den Haag, Viyana, Marsilya, Paris, Strasbourg, Bern, Zürich, Basel ve Stockholm'de suskunluğunuz suç ortaklığınızdır eylemleri, miting, yürüyüş ve anmalar düzenlenecek. 11 Ocak. İngiltere, Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre'den Paris'e yürünecek. Paris'te Gare du Nord önünden Republika Meydanı'na yürünecek ve miting düzenlenecek. 11 Ocak. İsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka'da yürüyüş ve kınama mitingleri. 4 Ocak. Amsterdam, Stuttgart ve Berlin'de. 5 Ocak, Bonn, Hannover ve Bremen'de, 8 Ocak, Hamburg ve Bremen'de, 19 Ocak, Pforzheim'da, 25 Ocak, Esslingen'de anma, yürüyüş ve mitingler düzenlenecek. Demokratik Özgür Kadın Hareketi DÖK'te 9 Ocak Paris katliamına ilişkin eylem programını bir basın toplantısıyla açıkladı. Paris katliamına ilişkin BDP İl Örgütü binası Vedat Aydın Konferans Salonu'nda 9 Ocak Paris katliamı konulu toplantı düzenlendi. BDP İl Eş Başkanı Mehmet Emin Yılmaz, Sakine Cansız'ın mücadelesi ve yaşamıyla dünya kadınları için de bir sembol olduğunu belirtti. Katliamın şahsi olarak ele alınamayacağının altını çizen Yılmaz, Fransa'nın Kürt halkına yönelik yapılan bu katliamı aydınlatmasını istedi. Ardından Kadın Meclisi üyesi Nazile Tursun etkinlik takvimini açıkladı. Takvime göre Farkin'de 1 Ocak'ta anma etkinliği, Kayapınar'da 3 Ocak'ta saat 13'te Dicle kentte sinevizyon ve anma etkinliği, Bismil'de 4 Ocak'ta anma etkinliği ve kitlesel yürüyüş, Lice'de 5 Ocak'ta saat 13'te BDP ilçe binası önünden kadın merkezine kadar yürüyüş, Yenişehir'de 4 Ocak saat 14'te TOKİ 3 kuyularda, 5 Ocak saat 14'te toplu konutlarda, 6 Ocak saat 13'te şehitlik, 7 Ocak saat 13'te Şilbe'de anma ve sinevizyon gösterimi. Çınar'da 6 Ocak saat 12'de anma etkinliği ve basın açıklaması. Bağlar'da 7 Ocak saat 14'te ilçe binasında anma. Ergani'de 7 Ocak'ta belediye yas evinde sinevizyon ve anma etkinliği. Sur ilçesinde 8 Ocak'ta saat 12'de Hasırlı Mahalle Meclisi'nde sinevizyon gösterimi ve anma. Ahmet Merkez'de 9 Ocak'ta saat 12'de Bağlar 4 yoldan Batıkent Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirilecek.
Müzakereye evrilmeye çalışılan bir çözüm sürecinin içinden geçiyoruz. Sürecin taraflarından KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, Fırat Haber Ajansı'na konuştu. Bayık, Paris katliamı ve geri çekilmeyle hükümetin politikasını değerlendirdi. KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, Paris katliamı, geri çekilme ve hükümetin politikalarını Fırat Haber Ajansı'na değerlendirdi. Bayık, 2011'in sonbaharından 2012'nin sonbaharına kadar tarihin en büyük çatışmalarının yaşandığını belirtti. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın 2012'nin sonunda siyasal bir hamle yaptığını, bunun sadece Kürt sorununun çözümü ve Türkiye'nin demokratikleşmesi için değil, bir bütün olarak Orta Doğu'nun demokratikleşmesi ve bu çerçevede Kürt sorununun çözümü perspektifiyle ele alındığını vurguladı. Bayık, Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Kürt sorununun çözümüne yönelmek isterken, Paris katliamının gerçekleşmesi bizim açımızdan gerçek anlamda şok edici olmuştur dedi. AKP hükümetinin Kürt hareketini tasfiye etmede Fethullahçıları ve onların polis yargı içindeki güçlerini kullanmakta olduğunu söyledi. Kürt özgürlük hareketini tasfiye etme politika ve planları içinde Fethullahçıların merkezinde yer aldığı paralel devlet fazlasıyla girmiştir. Dolayısıyla bu katliamda da bunların esas rol oynaması en büyük olasılıktır. Devlet içindeki polis ve yargıda Fethullahçıların gücü vardır. Bunlar BBP ile derin ilişki içindedirler. BBP'nin son yıllardaki kirli cinayetlerin arkasında olma gerçeği de bunu göstermektedir. Raif Sandoro'dan tutalım, Hrant Dink'e, Malatya'ya kadar birçok olayda Alperen Ocakları'nın parmağı olduğu düşünülmektedir. Paris katliamını yapan kişinin de bu çevreden olduğu yönünde güçlü belirtiler vardır, bilgiler vardır. Paris katliamıyla bir nevi PKK'nin kuruluşundan intikam alındığını kaydeden Bayık, İmralı'da süren görüşmelere de değindi. Önder Apo'nun Kürt sorununun çözümünde rolünü oynaması için önünün açılmaması, AKP'nin bu sürece doğru yaklaşmadığının açık ifadesidir. Bu görüşmelerin geleceğinin ne olacağı, hükümetin ve devletin tutumuna bağlıdır. BDP heyeti 7 Aralık'ta İmralı Adası'nda sürecin mimarı Sayın Öcalan'la görüşmüştü. BDP heyeti dün akşamsa Kandil'e gitti. BDP Grup Başkan Vekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluker'le HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 7 Aralık'ta İmralı Adası'na giderek Öcalan'la görüşmüştü. Görüşmenin ardından Öcalan, KCK yetkililerine ulaştırılmak üzere bir mektup yazdı ve Öcalan'ın yazdığı bu mektup 20 Aralık'ta KCK'li yetkililere ulaştırıldı. BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan ve HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, KCK yetkililerinin Öcalan'ın mektubuna yanıtını almak için Kandil'e gitti. Dün binlerce kişi Roboski katliamının yıl dönümünde katliamı kınamak için Roboski'de bir araya geldi. Roboski'li anne Miran Encü'nün kalbi katliamın acısını daha fazla taşıyamadı. Anne Encü dünkü anma töreninde kalp krizi geçirdi. Hayata gözlerini yuman Encü bugün son yolculuğuna uğurlandı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Miran Encü bugün Roboski'de toprağa verildi. Roboski Merkez Camisi'nde dini vecibeleri yerine getirilen Encü, aralarında BDP-PM üyesi Ferhat Encü ile BDP'li yöneticiler ve Roboskililerin bulunduğu yüzlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Çocuklarını katliamda kaybeden Roboskili anneler, Miran Encü de bizim katledilen 34 çocuğumuz gibi bir şehidimizdir dedi. Encü için Roboski köyünde 3 gün taziye verilecek. Roboskili ailelere anlamlı bir destek de Gezi'de evlatlarını yitiren ailelerden geldi. Roboski katliamının ikinci yıl dönümünde Gezi direnişinde katledilen Ahmet Atakan ve Ali İsmail Korkmaz'ın aileleri Çapul TV aracılığıyla Roboskili ailelere bir mesaj gönderdi. Roboskili ailelere acınız bizim de acımızdır diyen aileler, Roboski'deki katliamında Gezi direnişinde katledilenlerin de sorumlusunun AKP hükümeti olduğunu belirtti. Çocuklarımızın katili AKP'dir diyen aileler, biz çocuklarımıza ödediğimiz vergilerle katil tutmuşuz dedi.
Kürdistan ve Türkiye metropollerinde de on binler katliama tepkisini gerçekleştirdikleri eylemlerle ortaya koydu. BDP Dilok İl Örgütü Roboski katliamını meşaleli yürüyüşle protesto etti. Şehit Kamil'in Gazikent semtinde BDP Gazikent temsilciliğine sloganlarla yüründü. Erzurum'da ise mahalle başı kent meydanında bir araya gelen yüzlerce kişi katliamı kınadı. Raha'da da BDP il örgütü öncülüğünde Azadi Meydanı'ndan Ahmet Bahçıvan İş Merkezi'ne yürüyüş düzenlendi. Ahmet, Van, Kers, Muş, Erdehan, Elaziz, Meletli ve Çevlük'te katliama tepki eylemleri vardı. Eylemlerde katliama öfke yağdı. Roboski katliamı Türkiye'nin kentlerinde de protesto edildi. BDP ve HDP İstanbul İl Örgütleri katliamın ikinci yıl dönümünde Saraçhane Parkı'ndan Aksaray Metrosu'na yürüyüş düzenledi. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte katliama tepki dile getirildi. Türkiye Cumhuriyeti bütün hükümetleri boyunca Kürt sorunu tarihe katliamlarla yazıldı. İnsanlık suçlarıyla yazıldı. İHAD ve emek örgütleri de katliamı Galatasaray Lisesi önünde yaptıkları açıklamalarla protesto etti. Ankara'da ise HDK öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce kişi Güven Park'ta basın açıklaması yaptı. Adana'da Merkez Seyhan ile Yüreğir ilçelerine bağlı Dağlıoğlu, Gülbahçe, Hürriyet, Yenibey, Şakirpaşa, Küçük Dikili ve Denizli mahallelerinde bir araya gelen yüzlerce genç yürüyüşler düzenledi. Katliama bir tepki de Kıbrıs'tan geldi. Kuzey Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencileri katliamda yaşamını yitirenleri anmak için yürüyüş düzenledi. Ayrıca katliamda yaşamını yitirenler Mersin, Bilecik, Yalova, Karabük, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Muğla'da düzenlenen eylem ve etkinliklerle anıldı. Roboski katliamının ikinci yıl dönümünde savaş uçaklarının bombardımanında hayatını kaybeden 34 kişi anısına 45 kişi de vicdani reddini açıkladı. Vicdani Red inisiyatifinin ortak metnini 38 kişi imzalayarak vicdani redlerini açıkladı. Ahmet Vicdani Red inisiyatifinin metnini ise 7 kişi imzaladı. Roboski metnini imzalayanlar arasında BDP'li Nisebin Belediye Başkanı Ayşe Gökhan'ın da ismi yer alıyor. Roboski Vicdani Red inisiyatifi adına açıklama yapan Faruk Encü, Roboski katliamının ikinci yılını doldurmuş durumdayız. Katliamcılar iki yıldır elini kolunu sallayarak aramızda dolaşmaktadırlar derken, Celal Encü'nün ağabey İsa Encü ise bu katliamcı devletin ne asker olarak ne de korucu olarak ister savaş zamanı olsun ister barış zamanı olsun silahını almayacağımı buradan tüm kamuoyuna duyurarak vicdani reddimi açıklıyorum dedi. Roboski katliamının ikinci yıl dönümü Kuzey Kürdistan'ın yanı sıra Rojava'da da protesto edildi. Rojava'da Devrimci Gençlik Örgütü Meclisi yaptığı açıklamayla Roboski katliamını kınadı. Türk Devleti'nin katliamlarla Kürt halkının iradesini kırmayı hedeflediğini belirten Devrimci Gençlik Örgütü, tüm Kürt gençlerine Roboski'yi sahiplenme ve katliamlara karşı mücadeleyi yükseltme çağrısı yaptı. Katliam Kamışlo'da gazeteci ve yazarlar tarafından kınandı. Hilaliye Mahallesi Osman Sebri Meydanı'nda gerçekleştirilen eylemde katliamlarla Kürt halkının mücadelesi engellenemeyecektir denildi. Ve Rojava'daki diğer gelişmeler, YPG güçleri 26 Aralık'ta Kamışlo kentinin güneyinde çetelere yönelik operasyon başlatmıştı. Devam eden operasyon kapsamında 3 köyün daha özgürleştirildiği bildirildi. Haber Ajansı'nın verdiği bilgilere göre operasyon kapsamında bugün Tilhemis kasabasının kuzeyinde bulunan Ebu Tivana,
Kuvvetle ve Met Muse köyleri çetelerden arındırıldı. Tilhemiz kasabası üzerindeki YPG kuşatmasının sürdüğü ve Emurus köyünde ise şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi. Diğer yandan 8 aydır çetelerin elinde bulunan Tilbere kasabasının dün YPG güçlerince özgürleştirilmesi sonrası kasaba sakinleri evlerine dönmeye başladı. Rojava'da bir yandan direniş, diğer yandan demokratik özerk yönetiminin inşaat çalışmaları devam ediyor. Rojava Özerk Yönetim Projesi'nin bir de yasa yapma meclisi bulunuyor. Meclis Divanı üyesi Doktor Abdülkerim Ümer çalışmaları Havar Haber Ajansı'na değerlendirdi. Yasa yapma meclisi divan üyesi Doktor Abdülkerim Ümer seçim kanununa toplumsal sözleşme ve yönetim biçimine ilişkin açıklamada bulundu. Ümer çalışmaların Demokratik Özerk Yönetim Projesi Yürütme Konseyi tarafından yürütüldüğünü ifade etti. Ümer, Rojava'da tüm kesimlerin yönetimde yer almasına amaçladıklarını, yönetime katılmak isteyen siyasi parti ve grupların yasa yapma meclisi toplantısı öncesinde başvurmaları gerektiğini hatırlattı ve yasa yapma meclisinin en geç 10 gün içinde toplanacağı bilgisini verdi. Toplantıda hem özerk yönetimin inşaat çalışmaları ele alınacak hem de Cenevre 2 toplantısına katılmaya ilişkin karar açıklanacak. Doktor Ümer 6 ay içinde Rojava'da daimi demokratik bir yönetim kurmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi. Bu arada Yasa Yapma Meclisi Divanı dün yapılan başvuruları değerlendirmek üzere Kamışlo'da Diplomatik İlişkiler Merkezi'nde toplandı. Toplantıda demokratik yönetim projesine katılmak isteyen Ezidi Evi, Ortak Toplum Hareketi, Kürdistan Demokratik Değişim Hareketi, Çevre Koruma Derneği, Rojava Ekonomiyi Geliştirme Meclisi ve Kürt Aydın Hesen Zaza'nın yaptığı başvurular kabul edildi. Tutsak BDP'li vekillerin tahliyesi için yapılan başvurular Diyarbakır 5. ve 6. Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından reddedilmişti. BDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım avukatlarıyla yaptığı görüşmede açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı ve hukuk tarihine bakıldığında halklar lehine adaletli bir uygulamanın bulunmadığını belirtti. Söz konusu Kürt halkı ve Kürt siyaseti olunca bu durum daha bariz bir şekilde görülmektedir. Kürt halkı bunun acısını her dönem iliklerine kadar yaşamıştır ve hala yaşamaktadır dedi. Yıldırım, bütün farklılıkların maruz kaldığı haksız ve hukuksuz uygulamaları göz ardı etmediklerinin altını çizdi. Ve baştan beri KCK adı altında yapılan tüm tutuklamaların hukuk dışı ve siyasi kararla yürütüldüğünü bildiklerini kaydetti. Hukuk ve adalet kişilere, partilere, etnik kimliklere göre düzenlenemez diyen Yıldırım, hukuk sistemi ve yargının tarihine yaraşır bir biçimde bağımsız ve objektif olması gerektiğinin de altını çizdi. Şimdi de AKP'nin yolsuzluklarına, tepkilere bakalım. Halk Forumu'nun çağrısıyla Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde bir araya gelen binlerce kişi AKP'nin yolsuzluklarına tepki gösterdi. Ancak halkın tepkisine AKP polisi yine saldırıyla karşılık verdi. Basımhane meydanına yürüyen binlerce kişiye polis saldırdı. Saldırı sonrası başlayan çatışmalar uzun süre devam etti. Adana'da ise sosyal medya üzerinden örgütlenen yüzlerce kişi İnönü Parkı'nda bir araya geldi. Halaylar çeken ve türküler söyleyen eylemciler AKP'nin yolsuzluklarına tepki gösterdi.
Kuzey Kürdistan'da inşa edilen baraj ve HES'lerle hem ekolojik hem de kültürel bir kırım gerçekleştiriliyor. Üstelik Kırım'ın kılıfı da hazır güvenlik için. Şimdiye kadar 50 baraj inşa edildi. Halen 30'a yakın baraj ve yüzlerce HES yani hidroelektrik santral yapımı devam ediyor. Güvenlik amacıyla inşa edilen bu baraj ve HES'lerle doğa ve kültür katliamı gerçekleştiriliyor. Amaç dağlık bölgelerde bulunan vadileri suyla doldurmak ve bölgeyi insansızlaştırmak. Böylece su kaynakları, tarihi alanlar, bitki örtüsü, yollar, tarım alanları ve yerleşim yerleri sular altında kalacak. Çevre iklimini de değiştirecek olan bu barajlar için halkın ödediği vergilerden milyonlarca lira harcanmakta. Sadece bu yıl 5 baraj için 31 milyon 383 bin lira ödenek ayrıldı. Baraj ve HES'lerin en çok yapıldığı yerse Colemerk ve Şırnak arasındaki bölge. 7'si Şırnak, 4'ü Colemerk sınırında olmak üzere toplam 11 güvenlik barajının yapımı hala devam ediyor. Sarımsağın atası olarak kabul edilen bitki dünya üzerinde. Cezaevlerindeki hasta tutsaklar yaşam mücadelesi veriyor. Haberimiz Bitlis E tipi kapalı cezaevinden. Bitlis cezaevinde tek kişilik hücrede tutulan ve 18 Aralık'ta dengesiz beslenme nedeniyle kalp krizi geçiren Seyithan Taşkıran da hasta tutsaklardan biri. 45 yaşındaki siyasi tutsak Taşkıran, Van Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşam mücadelesi veriyor. İHAD Van Şube Başkanı Hamdi Bayhan, hasta tutsakların tedavilerinin yanı sıra devam eden sürgünlere de dikkat çekti. Cezaevlerinde 64'ü ağır olmak üzere 600'e yakın hasta tutsağın bulunduğunu kaydetti. Bayhan tutsakların serbest bırakılmalarının önündeki en büyük engelin siyasi ve bürokratik engeller olduğunu vurguladı. Günün gelişmelerini aktardık. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.